Herkese merhabalar. Herkese merhabalar. Gözümüzden de belli olduğu üzere çok yorgunuz. Dün bir Türk partisi yaptık. Bizim için çok yorucuydu. Ondan sonrasında, daha doğrusu ondan öncesinde ağır bir diş ağrısı semptomu yaşıyorum. Ne olacağını bilmiyorum. Büyük ihtimal kanal tedavisi yapacaklar. Burada gittiğimiz 2 veya 3 farklı ATM üzerinden kesinlikle para çekemedim. Yani bütün kartları açık galiba ama bir de işin kötüsü ne kadar para çekersen çek 18 soles yani 40 liraya yakın buradaki ATM faiz koyuyor. Benim Türkiye'deki bankam ne kadar koyacak hiç bilmiyorum. Kredi kartı kullanımında hiçbir sıkıntı yok ama nakit para çekişinde problem var. Aslında eğer para çekebileceğimiz bir ATM bulursak da yüklü miktarda çekmemiz gerekecek. Çünkü böyle küçük küçük sürekli çekmek bizim adımıza daha maliyetli. Alvin diye bir otelde kalan zenci dostumuz var, buradan ona selam veriyorum. Dün akşam diş ağrısından o kadar dayanamıyorum ki dedim, içecek bir şeyler varsa lütfen bana ver. Migara migara gibi şeyler anlıyorsunuzdur diye düşünüyorum. Dedi ki gel odaya ve başının çaresine bak dedi. Odaya girdiğimizde saat 12.30'du. Yarım saat sonrasında dedi ki hadi gidelim stüdyoya ve kayıt alalım dedi. Hazır siz de buradasınız, ekipmanlarınız, kameralarınız var. Dedim tamam, neden olmasın. Ondan sonra abi çıktık, stüdyoya gittik ki yarım saat 45 dakikalık bir yolculuk en azından. Ondan sonrasında abi Peru'nun en tehlikeli mahallelerine gittik yani bildiğiniz. Size videoları paylaşacağım ara sekansta. Gittiğimizde hiç korkmadım işin garibi yani. Bir şey olmayacağını biliyordum, doğru insanın yanında olduğumuzu biliyordum. Bu önemli bir ayrıntı ama kesinlikle çok zorlandım. Hiç yalan yok yani. Ya çünkü biz 1-2 saat maksimum 3 saat sürecek bir şey olduğunu düşünmüştük ama 12 civarıydı galiba stüdyoya gittiğimizde. Biz stüdyodan çıktığımızda saat 5'ti ve aralıksız hep aynı müziği dinlemek işte gerçekten bu kafa yorgunluğu yapıyor hem de çok çalışmıştık, sabah çok uykusuzduk, erken kalkmıştık. Üzerine o eklenince bizim için daha katlanılamaz bir hale geldi. Saat farkı bizi öldürdü bir noktada da. Çünkü sabah erken kalktık. Türk gecesi için yardım ettik Johnny'ye. Ha bu arada Johnny için de bir Türk gecesi hazırladık. Evet. Hazırladığımız bu Türk gecesini yani ona biraz bir kazanç kapısı ekstradan açabilme ihtimali uğruna yaptık. Bütün yemek, içecek, kokteyl, temizlik işleri neredeyse biz götürdük. Ve götümüz çıktı ama sonunda şunu diyebilirim ki Johnny'ye borçlu değilim. Şimdi dişçimize geldik. Normal randevumuzdan bir yarım saat, bir saat geciktik ama bakalım ne olacak. Bu arada şöyle bulunduğumuz yeri de göstereyim. Normalde bulunduğumuz Miraflores'ten oldukça farklı bir deneyim bize sunuyor. Şehrin daha varoş yani bize gitmemizi hiç tavsiye etmedikleri bölgedeyiz. Ve tipler enteresan ya. Hadi gidelim. Bu arada burada her zaman güvenlik kapıları var. Yani her yerde güvenlik değerli kapı. Bak abi üst kat penceresine bir demir parmaklık takmış. Yani burada bu güvenlik olayına fazla takıklık var ama haklı olan sebeplerini de görmek çok üzücü. Your name and last name? Okay. Here, okay. Şimdi diş doktorundan çıktık. Ben sadece bir dişimde sorun var zannediyordum ve bir absem var zannediyordum ama bütün çeneme yayılmış şu anda.
apse. Peşine bir dişimde sorun var zannederken 10 dişimde sorun çıktı. Ve 10 tane daha dolgu falan yapacak, dolgu koyacaklarmış dişimin arasına. Aşırı mutluyum. Masraf olarak da 10 dişin dolgusu artı kanal tedavisi, bir tane diş tamamen çürümüş. İçini temizleyecekler. Totalde bize 1500 soles civarında bir paraya mal oldu. Ve bu da 3000 liraya tekabül ediyor. Bu şu anda yayını yaptığım günün parasından hesaplarsak. Çenem gerçekten katır kutur katır kutur iltihaptan var ya, ağrısı mağrısı yok etti beni. Bu arada size sokağı da göstereyim biraz. Ya bölge, alışık olduğum bölgelerden bayağı farklı Peru'da. Çünkü biz hep güvenli alanlardaydık. Miraflores bölgesinden çok dışarıya çıkmadık. Ama burası gerçekten farklı bir auraya sahip. Ya doğrudan güvensiz demek çok doğru gelmiyor kulağa ama daha farklı bir aurası olduğu kesin. Herkese merhabalar. Bugün Hatice ile acıktık. Ondan sonrasında da bir restorana geldik. Burada ünlü olan bir restorana. Ve bizi Türkçe konuşurken duyan Dilara. Merhaba. Geldi masamıza, çöktü abi. Olmadı. Abi bak, Türkçe konuşuyor olabiliriz. Türk kültürünü temsil ediyor olabiliriz. İşin gırgırı bir yana gerçekten çok mutlu olduk. Burada ilk defa bir Türk'le tanıştık. Bugün bize sağ olsun vakit de ayıracak. Tanışmamızın şerefine hesabı bize kilitliyor. Ben daha fazla yemek yerdim. Arkadaşlar buradan şimdi ufak tefek şehirdeki kültürel yerlere gitmeye başlayacağız. Nereye gidiyoruz? Barranco. Güzel kızlar bir el sallayın. Barranco buranın Lima'ya gelindiğinde en çok ziyaret edilmesi gereken kültürel yerlerden biri konumunda. Burada çok güzel resimler var. Şurada bir tane köprü var. Bu köprüden geçerken bileğinizi tutuyorsunuz ve hiç nefes almıyorsunuz. Yani nefes vermiyorsunuz daha doğrusu. Eğer nefes almadan ve vermeden geçerseniz dileğiniz kabul olacak. Bunun anlamı bu. Denemek ister misiniz? Tabii ki isteriz. Ben tutamadım bu arada. Beraber deneriz. El ele tutuşuruz. Neden biliyor musunuz? Çok kalabalık ve geçerken hep böyle gülesim geliyor. Koşarız. Tamam. Dilek Köprüsü'nden geçerken dilek tutacağız. Bak ben galiba tutacağım dileği biliyorum. Bir tek dileğim var, mutlu oluyorsun. Hayır, bir tek dileğim var, Tayyip gitse yeter. Bu arada şu elbiseli kızları neden öyle giydiğini evet, biliyor musunuz? Maalesef öğrendik. Evet, öğrendik. Nedenmiş? Kızların kocaya hazır olduğunu gösteren ilk aybaşı seremonilerinin geçtiğinin göstergesi. Türkiye'deki öyle. Sünnetin aslında metaforu. Öyle bir şey var. Bu 15 arada... yaşında çok büyük bir parti yapıyorlar kızlar. Böyle bütün arkadaşlarını falan davet ediyorlar. 15 yaşına girdiklerinde bu da olmayacak. Şimdi nerede tutmaya başlıyoruz? İlk adımda mı buradan itibaren mi? Şu köprüyü geçerken. Hadi dileğinizi dileyin bakayım. Tamam. Hatice'cim ben seninle bir ömür mutlu bir evlilik diliyorum şekerim. Umuyorum. Dileği söylememiz caiz mi ama tutmadan önce? Hadi ya, beni dileği mi değiştiriyorum? Bilmiyorum. Değiştirelim? Bir saniye. O zaman ben dileğimi değiştiriyorum. Söylemeyeceğim. Dur, ben de çok tipik bir şey tutacağım ama söylemeyeceğim. Tamam. Siz ne tutuyorsunuz gençler? Söylemiyoruz. Sen elini tutmuşsun ama bu sayılır mı? Söylemiyoruz. Okey. Ne olur ne olmaz. Bir. İki. Ben tuttum. Ben son anda gitti yani. O teyzeler önümde şey yaptılar. Etten duvar ördüler ve geçemedim. Yine mi? Oğlum bir daha geçeriz, daha sıkıntı yok. Sonsuz hakkımız var. Çok geçtim. Hiçbir de olmuyor. En son dakikada. Neyse denedik. Müzikten telif yemeyiz değil mi? Bir saniye geliyorum.
bölgesel bir yürüyüş yapalım, şehri tanıyalım istiyoruz. Türkçe konuşmanın hasretini yaşıyormuşuz. Bayağı dedikodu yap Perulular hakkında. Buradan ayrıldıktan sonrasında da bir aksilik olmazsa tekrar Miraflores'e ve otele geçmeyi planlıyoruz. Yani yeni videoyu bir an önce yayına hazırlamam lazım. Bu videoyu bir an önce kurgulamalıyım. Ama bölge gayet bohem, böyle mimarisi falan insanın içini açıyor ama abi İspanyollar buranın hakikaten kültürel anlamda tamamen asimilasyona geçmesini sağlamışlar. Bir yandan hani o Amerikan mimarisinde olan tekilleşme yapısını görebiliyorsun. Bir yandan da İspanyol mimarisinin sanatsal çıkışlarını yapıyorsun. Bu arada yanlış öne sarmışım. Hakikaten ya. Sorry. Vay, çok güzel bir pazara geldik. Evet Dilara'cığım, önce bize burayı bir açıklar mısın şekerim? Burası bir pazar, bu kadar. Vay da. Hadi canım, sen de. Her şey var, kıyafetten takıya, bitkileri. Belki güzel bir şey buluruz ha. Ben bileklik almak istiyorum, çok güzel renkli renkli bileklikler gördüm. Var burada. Hayda, Hatice Türk kızını görünce direkt alışverişe evet. Sardı. O yüzden getirdim sizi. Hay. Burada bazen böyle konser gibi şeyler yapıyorlar. Şurada küçük bir sahne var. Birazdan geçeceğiz. Bir de şeyi fark ettiniz mi? Burada nazar boncuğu çok fazla var. Evet. Ay evet ya, biz bir arkadaşın evine gidip nazar boncuğu gördük, evet. Şok olduk. Ben dedim, de ne alaka? Aynen. Ve anlamını da biliyorlar işin evet, konuyu. Evet, biliyorlar. Şu köşede de yemekler falan satıyorlar. Burada da oturuyorsun diyorsun. Biraz uzun. Ya bir insanda hiç mi yakışmaz tek tek? Ne güzel oynamışım. Kocanı nasıl gömüyorsun ya? Terbiyesiz. Günümde yani böyle daha ufak tefek insanlara gidiyor böyle aktiviteler. Sana git doğru dedi. Yavaştan ayrılık vakti geldi. Bu yorgun savaşçı artık yoluna sadece eşiyle beraber devam edecek. Buradan Dilara'ya bize vakit ayırdığı için çok teşekkür ederiz. Ben gençler çok teşekkür ederiz. Görüşmek üzere gençler. Çok güzel bir gündü. Bay bay. Ne?